Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Batman'dan sesleniyoruz. Ramson sondajcılıktayız. Jeoloji mühendisi, firmanın yetkilisi Yunus Bey yanımızda. Bakalım hizmetlerinden bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi Yunus Bey, sizi kısaca önce eğitim hayatınız ve sektöre giriş hikayenizi bir dinleyelim, sonra detaylara geçeceğiz. Ben zaten bu işe çocukluğumdan başladım. Babam mesleğinden geliyor. Babam sondajcıydı. 35 yıldır bu işi yapıyor. Çocukluğumdan beri yetiştiğim sahada bu ortamda... Sahada yetiştiniz yani. Tabii ki. Bu ortamda bunu okuyarak daha profesyonel yapabileceğime inandım. Akdeniz Üniversitesi Antalya'da bir 4 yıllık bir eğitim gördüm. Bittikten sonra ise işlerimi daha kurumsal yapabileceğimi düşündüm. Böyle bir yer açtım, evet. İnsanlara daha faydalı olabilmek için. 3 yıldır aktif sahada çalışıyorum. İşimizi yapıyoruz şu anda. Güzel. Şimdi işinizi siz çağımızın gerektirdiği şekilde yapıyorsunuz. Hem teknolojiyi kullanarak ağırlık. Bölge insanına en iyi hizmeti nasıl veririz onun derdindesiniz ama öncelikle iş yerinizin bir yerini öğrenelim. Lokasyon olarak Batman'da insanlar size nasıl, nereden ulaşırlar? Sonra da detaylara geçelim. Vatandaş size ulaştığında siz onlara nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Yani iş yerimiz Batman Sirçevre yolu üzerinde. Gayet açık bir adresteyiz. Evet. Tüm tarımcıların olduğu bir yeri tercih ettik ki hani köylü halkına daha yakın olabilelim. Çünkü bizim en büyük hizmet ağımız köylere oluyor. İnternetteki sayfalarımızdan, telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Güzel, size ulaştılar. Şimdi buraya bir vatandaşımız geldi. Siz onunla yol haritasını nasıl çiziyorsunuz beraber, onu bir konuşalım. Yani dediğim gibi ben resmi çalışmayı sevdiğim için ilk olarak devlet su işlerinden bir arama belgesi çıkartıyoruz. Arama belgesinden sonra onaylandığı zaman bölgede sondaj makinesini ve ekiplerimizi yolluyoruz. Bunun öncesinde tabii biz bir etüt yapıyoruz, su arama etüdü. Burada jeofizik yöntemini bir daha çok kullanıyorum. Çünkü teknolojiye ben bağlıyım biraz. Eski usuller, çubuk vesaire kullananlar da var. Tabii bizim tercihimiz teknolojiden yana. Bittikten sonra bir sondaj makinesine yolluyoruz. Ekiplerimiz onların istediği metrede, istediği suya ulaşıncaya kadar bir kazım yapıyorlar. Kazım bittikten sonra kendi tedarik ettiğimiz malzemelerle kuyu bitiriyoruz ve kullanım belgesi çıkartıyoruz. Bunun dışında ellerinde bir kullanım belgesiyle kuyuları olduğu zaman avantajlardan faydalanıp suyuna kavuşuyorlar. Kavuşuyorlar. Peki, sizin şimdi vitrininizde değerli izleyicilerimiz görecekler görüntüleri. Satışta kullandığınız, daha doğrusu vatandaşa hizmet olarak verirken bir ekipmanlar var. Bunlar evet. Kaliteli, iyi olması lazım. Hı-hı. Suyun debisine göre veya çıkan bölgedeki suyun durumuna göre herhalde orada çeşitler sunuyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Ben birkaç çeşit kullanıyorum. Çünkü herkes her şeyi satın alamıyor pahalılıktan dolayı. Ben hani onlar için daha ucuz şeyler de tedarik ediyorum. Ama hani insanların genelde kaliteli çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sondaj evet. Kuyusu ömürde bir defa yapılacak bir şey. Bu yüzden seçenek sunuyorum. Hangisini isterseler onu kullanıyorum. En iyi hizmeti verebilmek için birden fazla ürünü kullanıyoruz yalnız. Nerelerden tedarik ediyorsunuz? Dalgıç pompa kısmını biz İstanbul, Antep, Urfa'dan tedarik ediyoruz. Bunun dışında kılıf borularımız oluyor. Bunları da demir olduğu zaman Bismil'den tedarik ediyoruz, Diyarbakır'dan. Plastikleri ise Hatay, Malatya ve Adana'dan tedarik ediyoruz. İnsanların dediğime göre, hani kaliteye göre evet. Biz hizmet veriyoruz. Peki, hizmet ağınızı sadece vatandaşlara değil ama siz herhalde anladığım kadarıyla resmi kurumlara ihale yöntemiyle de hizmet verebiliyorsunuz. Bundan bahsedelim mi? Yani belediyelerin su kuyularını falan biz kazıyoruz. Onun dışında il özel idarelerin çıkarmış olduğu ihaleler var, içme suyu projeleri var. Bunları da biz yapıyoruz. Susuz yerlere su götürebilmek adına ihaleler oluyor. İl özel idarede köylere hizmet götürme birliği adına. Tamam. Orada çıkan ihaleleri biz alıyoruz. Aldıktan sonra ise en güzel hizmeti veriyoruz. Onları suyla buluşturuyoruz. Hatta gemi sondajı alacağım diye her zaman büyük güzel. Hayallerim oldu. Gittikçe yükseliyorum. Bunun bir önümüzdeki 10 sene içinde olacağını da düşünüyorum. İnşallah diyelim. Sizde bir azim var. Gençsiniz. Üniversite hayatından sonraki 3 yıllık süreçte beklentinizin de üzerinde sonuçlar almışsınız ama geçmişe bakınca babadan gelen bir tecrübe var. Sahada insanlar sizi tanıyorlar. Babanızın adı neydi? Ramazan Güçmüş. Babam evet. Benim aslında kahramanım. Bu işi yapıyorsam bugün onun sayesinde. Çünkü küçükken hep ona bakıp büyüdüğümde böyle bir adam olmak istiyorum derdim. Onun bana katmış olduğu tecrübe, vermiş olduğu çevre,
Her şeyle ona çok minnettarım. Evet. Başarımın arkasındaki anahtar adam o. Baba anahtar. Diyebiliriz. Ona aynen. Buradan ayrıca teşekkür edelim. Peki son olarak keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden bölge insanına son sözleriniz. Yani 35 yıldır genel olarak çalışıyoruz. 3 yıldır aktif olarak kurumsal şekilde çalışıyoruz. Bu 3 yıl içerisinde ve genel olarak bizi tercih eden Batman, Siirt, Mardin, Bitlis halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz firmamıza. Peki ben size başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda inşallah markamız iyi noktalara gelir. Hı-hı. Azimle çalışırsınız. Başarılarınız da daim olsun diyelim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi Batman merkezden size sesleniyoruz dedik. Ramson sondajcılıktayız. Jeoloji mühendisimiz, firma yetkilimiz Yunus Bey'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarımıza aktarıyoruz. Hoşça kalın.